Ulusal Kanal'dan mutlu günler sevgili seyirciler. Yeni bir programla karşınızdayız. Söz Meclis'ten içeri program yeni değil, onun da altını çizmekte fayda var. Söz Meclis'ten içeri programının yeni bölümüyle diyelim, bir düzeltme yapalım. Biraz heyecan var. Neden heyecan var? Bunca yıllık ekran tecrübesine rağmen şimdi birbirinden değerli iki önemli isimle yayına çıkacağız. Ben şu an kendimi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı gibi hissediyorum. Çünkü yıllarca bakanlık yapmış iki deneyimli siyasetçiyle aynı stüdyodayız. Efendim Sayın Yaşar Okuyan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sayın Masum Türker hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Türkiye'de gündem an be an değişiyor. Tabii ki yıllar öncesinde iletişim ağları bu kadar değildi. Belki teknoloji bu kadar ileri değildi. Bir haber bir anda gündem olmuyordu ama günümüzde her an her şey gündem olabiliyor. Tabii bunun günümüzdeki siyasetçilerle de uygulanan politikalarla da tabii ki bağlantısı var. Yakinen bağlantılı. Sürekli yeni bir son dakikanın yaşandığı ülkemizde sizlerle son gelişmeleri değerlendireceğiz. Efendim öncelikle içinde bulunduğumuz hafta Türkiye için, Türk tarihi için son derece önemli bir hafta. 29 Ekim'e hazırlanıyoruz. Maalesef 29 Ekim'e hazırlanırken TGB dışında başka bir oluşumda ben bir heyecan, bir heves göremiyorum. Öncelikle isterseniz 29 Ekim'le başlayalım. Dışişleri'ne bir tebligat gönderildi, yazı gönderildi, harcamaları kısıtlayın denildi 29 Ekim'le ilgili. 29 Ekim bu kadar değersiz bir tarih midir efendim? Ya olur mu? Yani 29 Ekim senin imzanı attığın, bağımsızlığa imzanı attığın bir günün tarihi yani. Evet. Ama tabii milli bayramlarla bu hükümetin ve AKP iktidarının sorunu var. Hı hı. Atatürk'te sorunu var. Türk lafıyla sorunu var. Türk milleti lafıyla sorunu var. Sorunu çok bir iktidar. Evet. 23 Nisan bayramıyla, 19 Mayıs'la, 29 Ekim'de de sorunu var. 10 Kasım Atatürk'ü anma günüyle ilgili daha çok sorunu var hatta. Dolayısıyla normal, o şey yadırganacak bir durum değil ama şu var, bakın oradan söylediğiniz için ben de kısa kısa bazı notlar var, onları da izninizle paylaşayım bu vesileyle. Sonra esas tartışacağımız konulara gireriz. TGB 26'sında Samsun'dan büyük bir yürüyüş başlatıyor. Yani çok sayıda, yüzlerce genç orada toplanacak ve yürüye yürüye Ankara'ya gelecekler. İstiklal yürüyüşü. Evet. Ve yol güzergahındaki iller, ilçeler, köyler, kasabalarda destek verecek. Ben bazı arkadaşlarla konuştum. İnsanlar orada heyecanla TGB'li genç arkadaşlarımızı bekliyorlar. Ve 29'unda Ankara'ya geldiklerinde de işte Anıtkabir'de buluşacaklar. Ayrıca yine 29 Ekim'de talebeler dediğimiz genç arkadaşlarımız, evet, liseli gençlerin eski meclis binasında toplanıp oradan Anıtkabir'e yürüyüşleri var. Onlar da çok heyecanlı, pankratlarını hazırlamışlar, Atatürk posterleriyle yürüyecekler, Türk bayraklarıyla yürüyecekler. Bunlar tabii insana heyecan veriyor. Bazı belediyeler işi hafife alabilir ama iktidar hafife alabilir. Ama sorun değil bunlar. Biz geçtiğimiz senelerde de gördük. Hatta hatırlayın 3-4 sene önce 29 Ekim'i yasakladılar Ankara'da. Evet. Ne oldu? Yani ne oldu sonra? 1 milyon insan sokağa döküldü ve eski meclis binasının önünden o 1 milyonu aşkın insan sel gibi herkes vardı orada. Evet. Vatan Partisi vardı, CHP vardı, DSP vardı. Yani partisi, AKP'liler vardı. Yani Türk milletinin özü oradaydı. Ve orada gaz sıktılar, copladılar. Bütün bunlara rağmen durduramadılar o kalabalığı. Ve eski meclis binasının önünden muhteşem bir yürüyüş gerçekleşti. Akşam da meşalelerle yürüdü binlerce insan. Sadece Ankara'da değil. Yani İzmir'de, İstanbul'da, Türkiye'nin 81 ilinde iktidara rağmen bu kutlamalar yapıldı. Bazılarında belediyeler öncülük etti. Bazılarında sivil toplum örgütleri öncülük etti. Hani hükümet istediği kadar bir yana kalsın ya da
umursamasın ama bu gerçekte şu her şeyde. Dolayısıyla bunlar önemli. Bu 29'unda da önümüzdeki hafta zaten pazar günü olacak. Şimdiden bütün izleyicilerimizin, milletimizin 29 Ekim bu milli bayramımızı, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum şahsen. Şimdi birkaç şey izninizle söylemek istiyorum. Her hafta yaptığımız böyle bir şey var başlangıcında. Bir defa Deniz Baykal'a tabii acil şifalar diliyoruz. Ben o Sayın Baykal'ın genel sekreter yardımcısı olduğu Mehmet Sevilgen arkadaşımızla konuştum. Ailesiyle konuştum. Hatta İbn Sina Hastanesi'nde bir doktor arkadaşımızla konuştum. Bugün öğleden sonra. Tabii çok ciddi maalesef durumu devam ediyor ciddiyeti. Ama çok ufak da olsa hani kötüye gitmemek iyilik işareti yorumluyoruz. Bütün dualarımız Sayın Deniz Baykal'la beraber. Benim şahsen Deniz Baykal'la hukukum aşağı yukarı 37-38 seneyi aşıyor. Hatta 40 diyebiliriz ona. 80'den önce çünkü bir şeyimiz vardı. 2007 seçimleri sırasında da ben Hürriyet Partisi'nin genel başkanıyken de CHP'yi destekleme kararı aldıktı. Ve Sayın Baykal'la beraber 13 ildeki mitinge gittik. Ondan sonra da hep görüştük, şey yaptık. Son şeye kadar hatta 3 ay kadar önce yine telefonla, bayramda telefonla konuştuk, bayramlaştık. Değerli bir siyasetçi, değerli bir arkadaşımız. Allah inşallah şifa verir, tekrar bize, millete, çoluğuna, çocuğuna, eşine kavuşturur. İnşallah. Dualarımız o. Bugün ben tabii İzmir'e taşındım. 3 aydır İzmir'deyim. Dolayısıyla 3 aylık İzmirli olarak hafta sonları işte bu programa geliyoruz. Bir de pazartesi günü 17'de KRT televizyonu var. O da bize 1 saat 15 dakikalık bir program yapıyor. Onun için her hafta sonu İstanbul'da oluyoruz. Bugün uçakla İzmir'den İstanbul'a gelmeden önce öğlen vakti İzmir'de Karşıyaka'da Yılmaz Özil arkadaşımızın Sen Kimsin diye en son bir kitabı var. Hakikaten kitabı şöyle bir çevirdim uçakta gelirken. Yani o kitabın içine girenler yanmış. Resim, ufak ufak resimler koymuş. Siyasetçiler var, bir takım insanlar var. Çok güzel onlarla ilgili tasvirleri, değerlendirmelerini bir araya toplamış. Yani sen kimsin diyor. O kadar yani kimse onlar cevabını verir. Bu şeyi Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli kullandığı bir söz değil mi? Tabii. Sen kimsin evet, ya? Onu da Yası gösterebilirsek Yılmaz Özil'in bu kitabını tavsiye ediyorum şahsen. Hakikaten güzel bir kitap. Yılmaz balonda tam bir gönderme. Evet. Yani. Yılmaz Özil'in de eline yüreğine sağlık. Biz de gittik işte kendisinden rica ettik. Öpüştük. Aman dedik sen İzmir'den İstanbul'a gittin. Biz Ankara'dan İzmir'e geldik filan. Fakat orada esas beni heyecanlandıran hadise şu. İzmir'i, Karşıyaka'yı bilenler bilirler. O çarşı dediğimiz ana artelde Karşıyaka vapur iskelesinin önündeki sokağa girdiğinizde aşağı yukarı en az 800-900 metrelik bir yürüyüşten sonra bir sokağın içindeki sokağın içine girdiğinizde en az 150-200 metre daha ötede. Orası işte 12 diye anons etmişlerdi başlangıcını. Biz 12'de eşimle falan bir arkadaşlarımızla gittik. İnanın 2000'e yakın insan. Evet. Çoluk, çocuk, pazar yani bir buluşma yeri. Aydınların, cumhuriyetçilerin, ulusalcıların, milliyetçilerin bir ortak platformu gibi. Ve herkes medeni bir şekilde ta o kuyruğun dibine giriyor. Oradan belki de biz orada olduğumuz sırada ben kuyruğa girsem şahsen demek ki en az 2-3 saat sonra ancak gelir. Ve insanlar hiç şey yapmadan o kuyruğa rağmen gidiyorlar, kuyruğa giriyorlar. Gayet medeni ölçüler içerisinde imzalatıyorlar, sohbet ediyorlar. Yani insanı gurur veriyor. Hem Yılmaz Özdil adına gururlanıyorum hem de millet adına, vatandaşlar olarak. Yani diyeceksiniz ki ya orası Karşıyaka, İzmir ama siz bakmayın. 81 ilimizde de uyanış çok hızlı gelişiyor. Ama tabii İzmir bir başka. Karşıyaka ile 35,5 o daha bir başka.
Onun için hem Kırmızı Kedi Yayın Evi'ni de kutluyorum. Çok çok bu ilk defa ben oradaki yayın evine gittim diye. Çok güzel kitaplar var. İnşallah ilk fırsatta da gidip bazı kitapları satın alacağım. Onun için bugün gayet bizim için de neşeli bir gün oldu. Bu İhsan Eli Açık diye bir evet. arkadaşımız var. Bu yani aslında Kayserili, kendi memleketinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir kitap fuarında imza günü vardı dün. Oraya gidiyor ve orada bir grup, 40-50 kişilik bir grup bunun üzerine saldırıyor. İşte küfürler, hakaretler vesaire polis nezaretinde oradan uzaklaştırılıyor. Bunu da protesto üzerine 10 kadar yayın evi fuardan protesto ederek çekildiler. Bu hiç kabul edilir bir tarafı yok. İhsan Eli Açık'ın fikirlerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O ayrı bir şeydir, ayrı bir tartışma konusudur ama yani şimdi silah yok, terörist değil, bilmem ne deyip orada gelip, tabii gelenlerin protesto yapanların da maalesef iktidar cenahından olduğu ifade edildi. Orada arkadaşlarla görüştük. Hoş bir şey değil yani insanları birbirine düşman hale getirmenin alemi yok. Beğenmesin, gayet basit. İlla imzasını alacak. Tabii tabii yani bu konuda gidersen. Kesinlikle haklısınız ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada kullandığı bir ifade vardı. AKP düşmanları. Tabii işte. Ben bunu çok yadırgadım. Yani evet bir insan AKP'li olabilir, AKP'yi sevmiyor olabilir, muhalif olabilir ama bir parti liderinde kalkıp da AKP düşmanları diyerek kendi tabanına bu fikri işlemesi İşte bu tarz şiddet olaylarında maalesef. O Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sadece yeni değil, sürekli. Ha, AKP karşıtlarını anlarım. Tabii, bu lafı anlarım. Evet ama sürekli bunu pompalıyor ve insanları geriyor. Hakikaten Türkiye'yi böyle AKP'ye oy verenler, vermeyenler diye iki tam orta noktadan ikiye ayırma gayreti hoş bir şey değil. Son bir şey daha. Geçen hafta İzmir'e yakın orada bir başka bir arkadaşlarla bir görüşmemiz vardı. O vesileyle Aydın'a gittim. Evet. Aydın Vatan Partisi'nin Aydın İl Teşkilatı ile orada sohbet ettik 2 saate yakın. Hem Aydın İl Başkanımız Özgür Karataş Hanımefendi'ye ve il yöneticilerine ve o sohbete katılan arkadaşlara da şahsen buradan teşekkür ediyorum. Yararlı bir sohbet oldu. Dediler daha çok konuşalım. İnşallah dedim ama biraz rahatsızlığım ortada. Bunu da bu vesileyle paylaşmış oldum. Tabii esas tartışacağımız konuların zaten başlıklarını siz biliyorsunuz. Ama zannediyorum şeyle başlamak lazım burada. Bu arada bir şey altını çizmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Bir müddetten beri tekrar ister adına kontrgerilla deyin, ister FETÖ'cülerin uzantısı deyin, ister CIA'nin kışkırtmaları deyin, yabancı istihbarat örgütlerin tertipleri deyin, tekrar Türkiye'de bir mezhep çatışmasını gündeme getiriyorlar. Aydınlık Gazetesi bunu 200 sefer uyardı, haberlerinde de yayınladı. Mesela Samandağ, ben Samandağ'a en son Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında gittim de, yani o kadar hoşgörülü insanlar, o kadar yürekleri, sevgi dolu insanların Samandağ. Şimdi orada Alevi inancını paylaşan insanların, önderleri pozisyonunda olan insanlara karşı bir takım gruplar, insanlar, kişiler ve bunların bir kısmı da Samandağlı falan da değil, dışarıdan gelip evlerine hatta girip baskın yaptıkları, kavga, şiddet uyguladıkları şeyleri var. Bu sadece orada değil, başka taraflarda da. Mesela Adana'da da böyle bir gayretler var, kışkırtmalar var. Biliyorsunuz yakalanan IŞİD çetelerin çoğunda da Alevi derneklerinin, cem evlerinin krokileri çıkıyor, evet. saldırı şeyleri. Bunlara karşı çok dikkatli olunması lazım. Yani gerçekten bu vesileyle bütün Alevi, Sünni kardeşlerimizi, bütün milletimizi şahsen uyarmak istiyorum ki bu oyunlara gelmeyelim. Alevisi, Sünnisi yok. Hepimiz biriz. Türk milletinin mensuplarıyız. Yani Alevidir, işte ona yok Sünnidir diye buna satışarak, suçlayarak, hereyak, şiddet kullanarak ortaya konulacak tavırlar gerçekten ihanettir. Bunun evet. altını çizmek istiyorum. Ben Sünni gelenekten gelen bir insanım ama Alevi gelenekten gelen insandan daha fazla
Alevi Bektaşi inancına saygım var. Ruhum aslında o alanda dolanıp duruyor. Ama yani hiçbir şey yok. Aynı şekilde de farklı kesimlerden insanlar birbirleriyle bir problemi yok. Ama bir takım şeyler, özellikle Amerika'dan kaynaklanan, CIA'dan kaynaklanan kontrgerilla dediğimiz uzantılar bir Alevi Sünni çatışmasını tekrar gündeme getirmeye çalışıyor. Bunlara duyarlı olmamız lazım. Şimdi haklısınız, sonuna kadar haklısınız. Kendi çocukluğumdan örnek verecek olursam, yıllarca kendi yan komşumuzdu. İşte teyze dedik, amca dedik, gidip gelmeler falan. Tabii o zamanlar Alevilik falan bu tarz ayrımlar yok. Alevi oldukları. Ben yetiştikten sonra öğrendik ki ne var ki üzerimizde hakları var. Allah razı olsun. Yani eskiden böyle bir şeyler yoktu. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli başbakanlık döneminde çıkıp milleti 36 etnik kökene böldüğü zaman buna da tepki gösteriyorduk. Bunu yapmayın diyorduk. Ayrışıcı olmayın. Türk milleti. Alt kimliklere ne gerek var? Üst kimliklere ne gerek var? Bak, bunlar kaşındı ve günümüzde geldiğimiz nokta bu. Doğru. Doğru maalesef. Aslında hepimiz ilk Anadolu'ya geldiğimiz zaman Aleviyiz. Alevilik zaten Şia'nın Türk yorumudur. Evet. Yani bizi Şiilerden, Alevilerimizi ayıran şey odur. Sonra hepimiz, çoğunluğumuz daha doğrusu Yavuz Sultan Selim zamanında mukaddes emanetler gelip halifeliği alırken aniden vazgeçiyor. Ama bu arada bir problem çıkıyor. O da nedir? Yeniçeri Ocağı'nda Alevilik sayesinde biz fetihleri yapıyoruz Balkanlarda. İşte o zaman Bektaşilik devreye giriyor. Ve Yeniçeri Ocağı'nın daha sonra Mustafa Kemal Atatürk bile okurken işte o zaman yeni kurulan Harbiye'de herkes Bektaşi oluyor. Yani mesela Fevzi Çakmak da Bektaşidir, orada okumuştur. Ama aynı zamanda da Nakşibendi'dir. Bu ayrı bir şey. Şimdi bu olayı bu derinliği olduğu için genellikle Türkiye üzerinden oyun oynayanlar Alevi karşıtlığı yaratarak bu toplumun kökü olan Orta Asya'dan taşındığı özüne, benliğine dönmesin diye. Evet. Yani bütün bu butonların yapılma nedeni, bunun kavgasının çıkartılma nedeni, ayrıştırma nedeni. Ha ne olmuş? Niye herkes Yavuz Selim'i dinlememiş? İtiraz etmişler. Bunları bize biliyorsunuz Celali isyanları adı altında tarihte okuttular. Bazı kesimler Yavuz Selim'e karşı geldiler. Bu sefer laf yetiştirmek doğru. Vay siz Şah İsmail'den yanasınız diye böylesi şeyler oldu. Yani Türkiye'de aslında Aleviler Cumhuriyet'in bugüne kadar taşınmasında en önemli harç görevi gören kesimdir. Evet. Ve hiç kimse onları reddetmez. Onlar tam aksine Müslümanlığı modern bir anlayışla bizim Orta Asya'dan taşınan geçmişteki inancımızla bütünleştirmişlerdir. Aslında o inançlarımızdan bazı kısımları Sünni'de de vardır. Örneğin cenaze törenleri, cenaze töreninden sonra yapılan mevlütler şölendir. Mevlüt aslında kaside, yani Hazreti Muhammed'e övgüdür. Bu nedenle o kasidelerin, yani mevlütün arkasında okunan o kasidelerle birlikte, o ilahilerle birlikte bir şölen yapılmış oluyor ölenin arkasında. Bu şölen anlayışı bizim Orta Asya'da vefat eden köklerimizin uyguladığı bir yöntemdir. Şimdi Türkiye'de böylesi bir ayrışmayı geçmişte işte düşünün benle Yaşar Bey aynı lisede okuduk. Yaşar Bey çok sıkı bir ülkücüydü o tarihlerde lisedeyken. Okula da fazla gelmezdi yani. Vapurla geldikten sonra ne yapardı bilmiyorum Yalova'dan. Yalova vapuruyla gelirdi. Ben de sosyal demokratım bakın. O günlerde daha böyle tahrizli girmemişti, 68 öncesiydi. Ama birbirimizi görmezdik değil mi? Yani biraz böyle görsek hırlaşındık. Ne gerek vardı? Sonra parlamentoda kol kola girdik. Evet. Ondan sonra birçok kanunu beraber yaptık. Light vaziyete geldik diyor yani. Hayır. Yani çok aşırılık sonradan merkeze geldi. Yani sosyal demokrasiye geldi. Çünkü herkesin aradığı sosyal adalettir. Adalette fırsat eşitliği söz konusudur. Yoksa herkese bedava bir şey dağıtmak filan değil.
İşte bu kitap da böyle, sen kimsin sorusu, tabii bu bir şeyi yargılıyor. Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında insanlara karşı kullandığı kavramdır. Ama bu kavramı daha genelleştirirsek, yani Cumhurbaşkanı ötesinde birçok olayda, mesleki yapılanmalarda, siyasi partilerde hep kutuplaştırarak, kendisinden olmayan sen kimsin, sen ne anlarsın gibi yaparak ve bir süre sonra çok hırçınlaştığı zaman kutuplaştırarak, ayrıştırarak yönetim anlayışıdır. İşte bu Alevilik meselesini Yavuz Selim'in döneminde olduğu gibi acaba ayrıştırabiliriz diye çok uğraşmışlardır ama bunu gerçekleştirememişlerdir. Çünkü Cumhuriyet'e gönülden daha iyi günün bağlılığını gösteren yapıdır. Yoksa boşuna Sivas'ta yapılmadı ilk kongreler, Erzurum'da yapılmadı boşuna bu kongreler. Bu hem doğudan gelecek tehlikelere karşıydı hem de o yöre halklarının çok çabuk birlikteliği sağlamak açısından kolayca örgütlenebilme işi. Bugün mesela Sivas'ta yaşayan, ister Alevi olsun ister Alevi olmasın, orada çok mesela Çerkez vardır bildiğim kadarıyla. Bunların çok güzel Cumhuriyet'e bağlılıkları vardır. Hayat onların kimisini dindar yapıyor, kimisini aşırı sosyalist yapıyor, kimisini bizim gibi sosyal demokrat ortada yapıyor. Ama asıl olan bu toplumda birlikte yaşama olgusunu hiç kimse götürememizdir. Aslında geçen gün çok aşırı ülkücülük yapan ve zamanında insanları karşıtını öldürmeyi düşünen ve o zaman bunu kapitalistler adına yaptığını bilmeyen bir arkadaşım sosyal medyada bir paylaşımda gönderdi bana. Ben de paylaşım yaparken üzerine yazdım. Değdi mi 5000 kişinin ölmesine? Sosyal medya şu, bizim hani şeydeki banklarda arada olursa veririm, belki verebilirler. Banklar kazıklı yapılmış. İki zaman oturamıyorsun. Evet. 1 lirayı koydun mu o kazıkta duruyor ama 1 liranın süresi bitti mi tekrar 1 lira koymak zorundasın. Bu dünyada modern emperyalizmin aslında varmak istediği noktadır ve bu biraz evvel konuşulan Sayın Okuyan'ın yorumladığı birçok konuda, tabii Baykal hariç, Yılmaz Özdil'den olsun diğer konuların temelinde Türkiye'de bu aşırı yapıyı koymak isteyenlerdir. Ben bu arada söz Sayın Baykal'dan açılmışken kendisine Allah'tan şifa diliyorum. Evet. Sağlığına çabuk kavuşmasını diliyorum. Sayın Baykal'ın bakılırsa görsellerinde sosyal demokrasiyi kurumsallaştırma sürecinde Sayın Ecevit'le birlikte çekilmiş resmi var. Olcay Hanım, Rahşan Hanım, Baykal ve Sayın Ecevit, Sayın Baykal. Şimdi Sayın Baykal Türkiye için geçmişte büyük bir kazanım olmuştur. Özellikle bugün ihtiyaç duyulan demokrasiyle ilgili, demokratikleşme süreciyle ilgili çok güzel bir doçentlik tezi vardır kendisinin. Burada bunu da anmak lazım. Yani ve doçentlikten sonra yasalarla birkaç kez profesör olma hakkı olduğu için kullanmamış. Evet. Siyasete hizmet etmeyi uygun görmüştür. Kendisinin daha sonradan solu yeniden yorumlama deneyimi de oldu. Rahmetli İsmail Cem'le birlikte Yeni Sol diye de kitap da yazdılar. Baykal'ın solculuğun bir diğer özelliği şudur. Aynen Bülent Ecevit gibi rahmetli milliyetçi solcudur. Yani milletin varlığını, bekasını kendi siyasi emelini kendisinin önünde tutan insanlardır. Onun için dualarımızı esirgememeliyiz. Evet, kesinlikle. Sayın Baykal'ın sağlığına kavuşması için. Allah onu çok çabuk ailesine, ülkemize, partisine kavuştursun. Ben bu son 4 günü Atina'daydım son 4 gün. Akdeniz Ülkeleri Muhasebe Federasyonu başkanıyım halen. 24 Ocak'ta görevim bitiyor. İşte yeni başkanı seçtik 2 ay evvel. O arada yolda giderken uzun süre CHP'de görev yapmış bir arkadaşı gördüm.
Ya ben geçmişte Baykal'a muhalefet ettim ama bu iş bu rahatsız doğunca Baykal'ı sevdiğim işim diye anladım. Ne kadar yanlış yapmışız dedi. Şimdi bazen insanlar ister aynı partide olsun, ister farklı bir partide olsun, birbirini anlamıyor, etmiyor olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'na da ben buradan teşekkür ediyorum ve herkese davranışlarının siyasette de güncel siyasette de aynı olmasını diliyorum. Sayın Baykal'la ilgilenmesi, yanında başında dua etmesi, bunlar güzel şeylerdir. Yani birlikteliği, sevgiyi yaratmak açısından birliktedir. Evet. Bir arzulanan bir doktorun, bir ünlü profesörün, Profesör Uğur Bey'in İstanbul'dan Ankara'ya gidişi konusunda sağlaması da güzel bir şey. Keşke insanlar sağlıklıyken bu sevgiyi, bu birlikteliği gösterebilirlerse çok iyi olur. Şimdi ben hiç unutmam, parlamentoya girdik meclise. O yemin töreni olduğu gün geçerken Sayın Tansu Çiller'le göz göze geldik. Geçmişten tanıyorum. Bir ara bizim Dalan'la parti deneyimimiz vardı. O deneyim anında da Sayın Çiller'le aynı listeden aday olmuştuk. Ben gidip elini sıktım. Büyük olay oldu. Sen nasıl Çiller'in elini meclisin ortasında sıkarsın? Ya ne olacak? Arkasından böyle mi? Mesut Bey'in de gittim ben elini sıktım. Devlet Bey'in de elini sıktım. Yani şimdi insanlar böyle birbiriyle eleştirel olarak muhalefet edenlerin, daha doğruyu bulmak isteyenlerin birbiriyle kucaklaşmasını, evet, birbiriyle birlikte yürümelerini hep yanlış algılıyorlar. Mesela basit bir şey söyleyeyim. Bir gün beni Saadet Partisi'nden aradılar. Saadet Partisi'nde bir konferans vermem istediler. O zaman da o tarihlerde ben Demokratik Sol Parti'nin genel başkan yardımcısıydım. Ve vereceğim konferansın konusu Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? Başka onlara yakın bir kuruluşta vermiştim. Hoşlarına gitmişti. Yani farklı bir bakış, farklı bir görüş. Kalktım gittim. Konferansı verdim, şaşırdım. Hiç ummadığım insanları toplamışlar oraya. Ama partinin genel başkanı Sayın Recai Kutan da orada oturuyor. Bugünkü genel başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu da oturuyor. Herkes sordu bana nasıl geçti orada. Vallahi çok güzel sorular sordular. Yani insanlar birbiriyle evet, yakınlaşabilmeli. Mesela Sayın Devlet Bahçeli bir gün, hiç unutmam, Hikmet Sami Türk, Demokratik Sol Parti'nin bakanı ve parti yöneticisiydi. Davet etti, Milliyetçi Hareket Partisi'nde anayasa konusunda konferans verdi. Abi hatıraları Sayın Bakanım çok girdik. Esas hayır, hatıradan öte yani bu sevginin, barışın, birlikte oluşun, bunu hepsini kim söyletiyor bize? Sizin biraz evvel dikkat çektiğiniz Alevi vatandaşlarımıza karşı tahrik edilmekse. Niye bugünlerde tahrik ediliyor? Çünkü bugünlerde Türkiye'nin içinde yeni bir ayrıştırmaya yol açmak istiyorlar. Evet. Bu ayrıştırmada neler olup biteceğini keşke ben de getirseydim Murat Yetkin'in kitabını. Murat Yetkin'in kitabında da buna güzel örnekler var. Kim casusluk yapmış, nasıl çift taraflı oynamış vesaire. Yani Türkiye'de bizi birbirine sevdirmemek için kendisinin kişisel çıkarları olan insanlar çıktığı zaman bize düşen bu sefer bir görev var. Yani böyle şunu yapıyorum. Uyanık olmalıyız, evet, dikkatli olmalıyız. Bize o yolu gösterenin kendi çıkarı için bizi dostumuzla kavga ettirdiğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Evet. Bu arada sıcak bir gelişme, onu da paylaşalım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şiddet yanlısı aşırı örgütlerle mücadele Genelkurmay Başkanları konferansına katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Muhtemelen Genelkurmay Başkanı şu an itibariyle Amerika'ya doğru gidiyor havada. Tekrar edelim, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Orgeneral Hulusi Akar Amerika'ya gitti. Şiddet yanlısı aşırı örgütlerle mücadele Genelkurmay Başkanları konferansı için Başbakan'ın da önümüzdeki günlerde Amerika'ya gidebileceği yönünde bir bilgi var. Şimdi son günlerin en çok tartışılan konularından bir tanesi de tabii ki vergilere dahi zam gelecek olması. Şimdi vergilere dahi zam gelecek olması vatandaşı aşırı derecede tedirgin ediyor. Ekonomide işler yolunda değil mi acaba? Yeni bir Kemal Derviş mi gelmeli Türkiye'ye? Sayın Bakan devam etsin. Çünkü Kemal Derviş kendi ayarında bir adam.
kendi sosyal demokrat çizgisiyle ilgilidir Sayın Kemal Derviş'in. Benim şeyim onunla tutmadı, bilir Sayın Bakan. Şimdi ben hatıraları yazıyordum. 100 gün bakmadım nezaret ettim. Ama hatıralara girme, gözünü seveyim. Hayır, girmeyeceğim. Ekonomi yolculuğu. Onu bu arada bizim böyle meslekle ilgili kaygılarım beni Turmop'ta adayla itince yarım bıraktım. Orada yarım bıraktığım hikaye şimdi sorduğunuz sorudaydı. Bir kere bakın 15 Temmuz'dan beri Sayın Kemal Derviş ortada yok. Evet. Hiçbir gazeteci Türkiye bu kadar badire atlıyor, dolar iniyor, çıkıyor, borsa gündeme getirmiyor, bir şey sormuyor. O bir şeydi, algı yönetimiydi ve insanların gözlerini köreltme noktasında çok önemli bir yapıydı. Şimdi yıllar önce söyleselerdi, Yaşar Okuyan'la Bülent Ecevit çok iyi dost olacaklar. Hiç kimse... Ya Sayın Bakanım, cezaevinde rahmetli Ecevit'le 64 gün beraber ilk girişi hariç, ilk girişinde biz ona bir Allah rahmet eylesin, o da rahmetli oldu. Avni Çarşancıklı ile bir oyun yaptıktı böyle bir esprili. Ama ondan sonra 64 gün orada hep yanındaydık. Şimdi onu söylüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Senin genel başkanı bulunduğun partide biz Hür Parti ile DSP'yi birleştirmek için biliyorsun onu. Evet. Biz son ölümünden önce bir sene haftada bir gün, iki gün işte Rahşan Hacı hanımefendi sağ, birçokları sağ. Bizim o zaman Hür Parti'de genel başkan yardımcısı olan Barlas Doğu sağ. Zerrin Hanım var filan. Bunlarla beraber yeni bir konsept üzerinde yani milliyetçiliği, işte bugün Vatan Partisi'nin yapmaya çalıştığı şeyi biz de o tarihte Ecevit'le birlikte ve daha geniş kapsamda yapma çabaları vardı. Onun için o tabii 80'den önce birbirimizi gördüğümüzde hırslıyorduk, tırslıyorduk. O ayrı. Hayır, sıtlamak şeyi şu bakın. Mesela ben bunları insani görüşmeler ne yapabilir düşünmeden ötesinde Bülent Ecevit'in hayali olan ve kendi partisine olan geçmişteki bakanlarına bile teklif ettiremediği iş güvencesi teklifini en önce benimseyip hepimizden önce Allah'a var burada hakkını teslim etmek lazım. Sayın Yaşar Okan yapmıştır. Bana kendisi bir gün söylemiştir. Yaşar Bey ben çok severim demişti. Şeyden sonra efendim bunu ne anlamda söylediniz? Ben söyledim ya aynı lisedeniz filan. Dedi ki iş güvencesini tekletmeden çok güzel bir şeydi ve sahiplendi dedi. Sahibi oldu dedi. Hatırlarsan iş güvencesi yasası geçerken Bülent Ecevit Han hasta dönemiydi ve sabah saat 4'e kadar mecliste kaldı. Ama o gün başka bir şey daha gördük. O gün 3 İşçi Konfederasyonu Genel Başkanı Ecevit'i gelip işte büyük nezaketlerini filan teşekkürlerini söylediler. O gün bitti derken hani bu bölünmeler filan başladı. O işinden hiçbirisi ortada yoktu. Başka ellerde arayıştaydılar. Bu şeyi söylediğiniz ne oluyor? Ne olacak? Çok affedersiniz Sayın Bakanım. Bir, yani ona bir saptama yapayım. O üç konfederasyon dediğimiz arkadaşlarımız, o üç konfederasyon, Türk İş, Hak İş, DİSK ismini de verelim. İşsizlik sigortası çıkartırken karşı çıktı. İş güvencesinde karşı çıktılar. 2-3 sene alt sendikanın haricinde. Yani onlara bir girdiğimiz vakit ben o nasıl çıktığını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. İnsanlar da şahit. Henüz herkes ölmedi. Şimdi onun için o sendikalar, mendikalar, Yıldırım Koç harika 3-4 gündür yazı yazıyor. Ya şimdi iş güvencesi yasası çıkacak. Fakat iş güvencesi yasasını tıkadılar. Arada bakan da ayrılmış. Bakanlıktan. Ya o gün zaten ben onun için ayrıldım. Tabii ayrılmış bakanlıktan. Tıkanma nedeni şu. Gazetecilerin iş güvencesi nasıl sağlanacak? Böyle gerekçe bu filan. Gidiyorlar Bülent Bey'e. Bülent Bey diyor ki Masum Türker'i bulun. Çağırın onu. Madem Yaşar Bey yok otursun yapsın. Geçen gün bunu Çorum'da Mali Müşavirler Odası'nın açılışında bundan birkaç yıl evvel
Sami Uslu bunu söyledi, bütün gazeteciler sizin iş güvencenizi Masum Bey sayesinde sağladık. Çünkü çıkmayacak kanun. Beni çağırdılar. Dediler ki böyle böyle ama bu arada iş güvencesi yasasını da plan bütçede Yaşar Bey biliyor. Karşısında bu işin komisyonunu yürüten benim ve aynı paraleldeydik. Bir tek bir konuda geçmişte anlaşmadık. Onu da söylemeyeyim şimdi. Çünkü o kendi isteğiyle değil diyor o konu. Yani iş güvencesiyle ilgili konuda değil. Başka bir konuda. Evet. Sendikalaşma konusunda. Şimdi belki de kısmen haklı bazen düşünüyorum. İyi ki de kabul etmemiştiniz onu şeyi. Onu da söyleyeyim sana. O gün sana kızmıştım ama. Şey açısından bana dedi ki Sayın Ecevit dedi ki bu Yaşar Bey'de yok ya çağıramıyor kimse. Ayrılmış büyük şeyler var hala peşindeler. Evet. Daha MHP'ye de geçmemişsin o tarihte aday olmak için. Böyle böyle diyor. Ben de milletvekiliyim. Oturdum. Bir maddeydi yazdım. O üç sendika lideri orada. Bu yasanın hükümleri gazetecilerle ilgili işte 6000 küsur sayılı basın çalışanlarına da uygulanır. O kadar. Evet. Bunu aşağıda Bülent Bey'e telefon ve onun üzerine bana verilmediği halde konuşma Bülent Bey Masum Bey konuşsun dedi. Ben konuştum ama son gün Bülent Bey başka bir iş yaptı. Ben final konuşmasını şahsım adına talep etmiştim. Geldiler vereceksin vize kağıt boş ama Yaşar'ın adını söylemiyorlar. Yaşar Bey de oturuyor orada. Baktım biraz sonra Bülent Bey diyor ki Masum Bey Yaşar Bey'e devretsin. Kim Yaşar Bey'e dedim. Yaşar Okuyan dediler. Öyle mi? Niye söylemediniz başta? Yani bunları da bir senin gıyabında. Neyse bu hatıralara giriyor. Emre abi şimdi nedir? Nedir? Birazdan şey Kemal Derviş. Tabii önce ya bir altyapı hazırlamadan Kemal Derviş'i bir deme tenkit etmek doğru değil. Şimdi Kemal Derviş şu anda ona ihtiyaç yok Türkiye'nin. Türkiye'nin ihtiyacı yok. Ekonomi yolunda mı? Ekonomi iyi değil ama Kemal Derviş'in düzelteceği bir ekonomi değil bu. Şimdi çok ünlü bir arkadaşım var yeni söyledi bu lafı. Eskiden olanlar bilir. Vatan Partisi'nin mensuplarına da söylemek belki şık olmaz ama eski Komünist Partisi Genel Sekreteri sonra Cumhurbaşkanı oldu Bulgaristan'a. Gençler hani çıkarlar ya ortaya bir türlü başaramaz. Diyor ki bu gençlerin başarması için onlara önce işçi sınıfının tarihini öğretmek lazım. Şimdi bizim Türkiye'de ekonominin gidişatını, ekonomideki oyunları bilmeyenlerle iş çözmek istediğiniz zaman Türkiye çıkmaza giriyor. Tıpkı dış politikada, dış politikanın uzmanları yerine dışarıdan zembille gelenlere bir şey getirirse başımıza iş gelir. Şimdi ekonomi iyi gitmiyor. Ekonomide şu hatayı yapıyoruz. Bir kere bütün iş adamlarının kesinlikle dış politikada hükümet ne yaparsa yapsın, bu zarar verdi diye bir açıklama yapmaması gerekir. Evet. Bu aslında yalnız hükümeti zor durumda bırakmıyor. Türkiye'yi zor durumda bırakıyor. Şu kadar kaybımız oldu. 50 milyar kaybımız oldu. 100 Kardan. Milyar kaybımız oldu. Olmaz. Ben bir devlet adamı gözüyle dış politikayı nasıl yorumlamamız gerektiğini söyleyeyim. Dış politikada aşk olmaz. Evet. Dış politikada ideoloji arkadaşlığı olmaz. Yani hani aynı düşüncedeyiz. Solcuyuz, sağcıyız, kapitalistiz, liberaliz. Olmaz. Din olmaz. İkimiz de Müslümanız. Din olacaksa o zaman bizim ihtiyacımız var. Getirsin parayı yıksın bakayım Suudi Arabistan. Müttefiklik de olmaz. Tek bir şey olur. O ülkenin milli çıkarı. Evet. Yani ulusal çıkarı. İki kavramından söylüyorum ki ulusalı sevmeyenler milliyi severek alsınlar. Şimdi şu anda Türkiye'nin milli çıkara dayalı yeni bir halkçı ama fırsat eşitliği sağlayan, insanların geleceğini hazırlayan, gelecek nesle ışık tutan bir ekonomik modelin uygulanmaya korunmasına ihtiyaç var. Evet. Bu ekonomik Peki. modeli nasıl uygulayacağız? Yeni yasalara mı gerek var? Bir kere şu anda Türkiye'de her ne kadar baskılansa da baskılansın döviz dalgalanıp gerçek değerini bulacak. Bu bir. İki, Bankalar Birliği Başkanı
aynı zamanda büyük bir bankamızın, kamu yani bankanın genel müdürü olan Sayın Aydın bir laf söyledi. Faizi indirin diyorsunuz ama biz de ucuz faizle fon bulmak istiyoruz. Bu ucuz faizle fon bulmanın yolu bir kere Türkiye'de önce uluslararası kuralları, yani içinde bizim de yer aldığımız kurallara uygun bir ekonomik model üretmeliyiz. Bu iş için en önemli kriter Basel denilen, yani Basel'de kararlaştırılmış bir kriterdir. Ben sözlerimi şöyle tanımlamak istiyorum. Belki ara vermek evet, isteyeceksiniz. Bu Basel kriterlerinde diyor ki iki şey ihtiyaç var. Bir, verilen krediler denetlenecek. İki, bu denetlenen krediler için reyting yapılacak. Türkiye'de evet. Bu reytingi yapacak yerel kuruluşlar yok. Hep uluslararası Türkiye'de yargılayan kuruluşlara esir olmuşuz. Bu yerel kuruluşların teşvik edilmesi gerekir. İki, Türkiye'de denetim, ekonomik denetim düzeninin kurulması gerekir. Verilen kredinin miktarı ne olursa olsun, o kredilerin muhakkak bağımsız denetimden geçmesi gerekir. Evet. Ve işin ilginci, bizim kanunlarımızda, yani o kanunları çıkarttığımız zaman Sayın Bakanımın hükümette olduğu, benim de milletvekili olarak parlamentoda çıkarttığımız bir kanundur ama ne yazık ki bankalar bu bağımsız denetim şeyini almıyorlar. Evet. Bu olmadığı sürece Türkiye'de ucuz para bulması zordur, evet. Kaynak. İki, Türkiye'de kaynak dağılımında adaletin sağlanması zordur. Evet. Peki sevgili seyirciler, kısa bir araya gideceğiz. Ardından çok önemli başlıklarla devam edeceğiz.